Hoş geldiniz festivalimize tekrar. Evet, biraz önce açılışı yaptık. Betül'le birlikte. Benim de çok bilmiyorum seyredebildiniz mi ama kalbime dokunan bir giriş oldu, açılış oldu. Depremin ve orada kaybettiğimiz tüm sevdiklerimizin, insan, hayvan kardeşlerimizin alanı tutuyor olması benim için bu sene çok çok kıymetli. Ve benim için bu sene kitabın kendisiyle buluşmam açısından da özel bir seneydi diyebilirim. Kitap bu sene kendini görünür kıldı hepimize. Önce evet, bu kitabın oluşumuna çok kişinin faydası olduğu, görünen görünmeyen sebepler, kişiler. Buradan hepinizin huzurunda bir teşekkür etmek istiyorum ben. Kitabın elimizde olmasını sağlayan tüm sebeplere şükranlarımı iletmek istiyorum. Kitapta çok kişinin emeği var tabii ki. Öncelikle hayatlarının son dönemlerine eşlik etme onuruna eriştiğim diyeyim kişiler ve aileleri tabii ki. Onlar büyük hocalarım. Onlar büyük yol göstericilerim. Tekrar hepsini buradan tek tek sevgiyle anmak istiyorum. Ve onun yanı sıra platformdaki arkadaşlarım bana inanılmaz manevi destek sundular bu konuda. Ve tabii ki kitabın yazılması aşamasında birebir bu sürece tanıklık eden, eşlik eden sevgili Gamze'ye de ayrı şükranımı buradan Gamze Çaparlar'a sunmak isterim. Şimdi bugün biraz çok didaktik bir yerden değildi aslında. Biraz sohbet gibi de ilerlemek gibi bir hissiyat var içimden mümkünse. Bunu nasıl yapılabilir kılırız diye çok düşündüm. Dilediğiniz zaman bana sorularınız olursa chatten yazıyor olabilirsiniz bir kere. Rahatlıkla chatten sorularınızı iletin. Teknik bir sorunuz olursa eğer, teknik bir şey sormak isterseniz teknik hostlarımıza veya Nermin K isimli orada bir platformdan arkadaşımız daha var destek veren. Onlara soruyor olabilirsiniz. Benim atladığım bir soru olursa muhakkak ki onlar da bana hatırlatacaklardır diye düşünüyorum. Onun dışında lütfen kendinizi rahat hissedin. Sizler de kitaptan bir yerler okumak isterseniz, hoşunuza giden yerleri sorularınız varsa onları sormaktan çekinmeyin. Bakalım bu bir saat hani olabildiğince sohbet edilir bir havada diyeyim. Umuyorum öyle olur. Umuyorum öyle olur. Hostlar herkesi sessize aldığı zaman ben de sessize giriyorum. O yüzden arada sırada sesim kapanabilir. Hemen açarım ondan sonrasında. Bana kitapla ilgili hani detaylara girmeden önce çok gelen sorulardan bir tanesi, en gelen sorulardan bir tanesi. Hani ölüm beyaz çok karanlık bir alan, pek yaklaşılmayan bir alan, korkulan bir alan. Sizi bu alanda çalışmaya iten ne oldu? Bu konuda bir kitap yazmaya iten ne oldu? Dediğim gibi bu gelen sorulardan bir tanesi. Önce onu açıklamakla başlayayım isterseniz. Tabii ki beni bu alanda çalışmaya iten, kitabı yazmaya iten özellikle oğlumla yaşadığım sert ve zor bir deneyim diyebilirim. Oğlumun yaklaşık 1,5 yaşındayken tanısının konduğu bir nörolojik rahatsızlığı var. Ve bu aynı zamanda kronik bir hastalık. Ve dolayısıyla bunun getirdikleriyle yaşıyor olma halimiz devam ediyor. Ve sanıyorum bu benim hayatımdaki en derin yaslardan bir tanesi. Bilmiyorum aranızda var mı ama kronik bir hastalıkla yaşıyor olmak sürekli sızlayan bir bıçak yarasıyla hayata devam ediyor olmak gibi bir şey. Çünkü geçmişte kalan bir olaydan bahsetmiyorum. Her ne kadar zamanın iyileştirici gücü burada da kendini gösterse de bu konuyla ilgili kayıplarımın kendini her daim canlı hissettirdiği bir yaz yolculuğundayım diyebilirim. Ve kitabı yazmamdaki en canlı sebeplerden bir tanesi oğlum Batu ile olan bu yolculuğum diyebilirim. Bununla birlikte şunu da belirtmek isterim ki yaşamın hepimizi içine alan çok geniş kanatları var. Günlük hayatımda, rutinlerimde bana bu geniş kanatları ve yaşamın kendi deneyimlerimden ve kendi ömrümden ibaret olmadığını hatırlatan deneyimlere de çok şükranım var. Mesela yolda yürürken yanından geçtiğim bir ağacın
Ben bu dünyadan gittikten sonra da burada muhtemelen burada olacağını düşünmek. Üzerine bastığım toprağa benim gibi binlerce, belki daha da fazla kişi tarafından temas edildiğini ve edileceğini fark etmek gibi aslında böyle çok basit olarak nitelendirebilecek deneyimlerden bahsediyorum. Yaşamın enginliği ve ben olmadan da devam edeceği gerçekliği üzerinde böyle sıklıkla tefekkür ettiğim bir konu. Ve şunu da düşünüyorum, hayatımız boyunca gerektiği zamanlarda bazı kurum ve kişilerle anlaşmalar yaparak yaşıyoruz. Değil mi? Kira kontratımız oluyor, bir işe girerken işle ilgili kontratımız oluyor. Ve bu tüm bu anlaşmalarında belirli şartları var kendi içlerinde. Yaşamın da kendince şartları var baktığım zaman. Doğduğumuz için öleceğimiz veya acıdan, kayıptan, hastalıktan muaf olmayacağımız gibi yaşamın bu niteliğini de kendime sıklıkla hatırlatmaya çalışıyorum. Ve tabii yaşamın bu halini düşünmek ve onlara yer açmam yaşamın döngülerinin daha farkında olarak yaşamamı da sağlıyor. Ve zaman zaman belki kalıcı bir isyan içine düşmememi sağlıyor diyeyim. Veya bulunduğum durumdan sürekli bir memnuniyetsizlik halinde olmamı engelliyor. Bu tabii ki engelleme hali güç kullanarak yaratılan bir engelleme hali değil de daha ziyade böyle yaşamın bütünüyle kabullenilmeye çalışılmasının getirdiği kendiliğinden oluşan bir uyum hali. İşte o zaman ölümümün de anlamı biraz benim için yer değiştirmeye başlıyor. Ölümü böyle başıma gelen bir ceza veya hak etmediğim bir olay kategorisinden çıkartıyor. Ve zaten olduğu yere koyuyor. Ve ölüm benim için yaşam zıtı değil. Yaşam döngüsünün bir parçası. Ve yaşamın diyorum engin kanatları hem doğumu hem ölümü bir arada kapsıyor. Ama bununla birlikte ölüm çok gerçek. Ölüm çok vahşi. Ve acıları da öyle. Onunla birlikte gelen acılar da öyle. Bu söylediklerimin hiçbirisini bu acıları küçümsemek veya azımsamak amaçlı inanın söylemiyorum. Hiç hafife alınmayacak acılar bunlar. Söyledim daha ziyade ölümün de yaşamın bir parçası olduğu gerçeğiyle ilgili. Doğumlar varsa, düğünler varsa, hastalık, yaşlanma ve ölüm de var. Bu gerçeği kalbimize yakın tutmak ve hayat işte herkes gibi benim de başıma geldi diyebilmek sanıyorum. Benim kendi adımı hatırlamaya çalıştığım şeylerden bir tanesi. Kitap 15. sayfasında yaşamaya nasıl başlayabilirim sorusuyla başlıyor. Bence çok derin bir soru bu. Ve hemen bu sorunun arkasından da işaret ettiği bir yer olduğunu söylüyor. Ölümün yaşamın bir parçası olduğu gerçeğiyle irtibatımızı kesen hususlardan bahsetmeden ilerlememiz mümkün olmadığı için yolumuz dolambaçlı diye bir cümle kurdum kitapta. Ve bu cümlenin üzerinde bence biraz tefekkür edilesi bir cümle burası. Ölümün yaşamın bir parçası olduğunu ya da yaşamın döngüleri içerisindeki yerini kabullenmenin aslında yaşamın temel kurallarını kabullenmek olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum bunun üzerinde tefekkür ettiğimizde. Yaşam ona karşı gücümüzü kanıtlayacağımız bir düşman değil de aslında belki işbirliğine gidebileceğimiz veya onunla işbirliğimizi isteyen bir ortak. Peki ne oldu da bu işbirliği gücümüz azaldı, kabullenme gücümüz azaldı ve bununla birlikte güçlü olma tanımlarımızı başka şekillerde kurgulamaya başladık. Veya hayat tanımlarımızı sadece nefes almakla ilgili bir yere mi kaydırdık? Bunun gibi bazı soruların da akabinde düşünülmeye değer sorular olduğunu düşünüyorum. Benim için bu sorularla birlikte yürümek kendi adıma hayatımı yaşayarak öleceğimi hissettiriyor. Bu da bana gelen sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi. Bunları düşünebiliyor olmak bana canlılığımı ve yaşamla bağlantımın daha canlı bir yerden aktığını hissettiriyor. Tabii ki tersi bir durumda da benim için
yaşanmayan bir hayatın yasını da tutmak çok mümkün oluyor. 15. sayfayı çok kıymetli buluyorum. O yüzden şimdi size 15. sayfayı okumak istiyorum. Ya da şunu sorayım, içinizden 15. ve 16. sayfayı yanında kitap varsa okumak isteyen var mı? El kaldırabilirsiniz. Altyazı 15. ve 16. sayfayı okumak isteyen. Ben burada şimdi içinizden birini gözüme kestirdim ama. Seraycığım, senin güzel sesinden duymak nasıl olur diye sormak istiyorum Seray'a, ama yanında mı kitap bilmiyorum. Yanındaysa okumak ister misin? Hayır deme hakkın da var bu arada. Sağ ol Berna'cığım. Merhaba Seve canım. seve okurum. Merhaba herkese. Yaşamaya nasıl başlayabilirim? Bence ölümle ilgili bir kitaba ancak bu soruyla başlanabilir ki sorunun kendisi konunun çetinliğini bir çırpıda gözler önüne seriyor. Nasıl yaşıyorsak öyle ölüyoruz. Ölümü anlamak için nasıl yaşadığımızı anlamak gerekiyor. Zorluk, ölümün yaşamla karşılıklı ilişki içinde olmasından kaynaklanıyor. Sorunun işaret ettiği yer aslında şu. Beni yaşamaya başlamaktan alıkoyan nedir? Ölümden bahsettiğimizde sadece korkularımıza ve son anlarımıza odaklanıyoruz. Bu maalesef hayata dair ufkumuzun genişlemesine mani oluyor. Ölümün yaşamın bir parçası olduğu gerçeğiyle irtibatımızı kesen hususlardan bahsetmeden ilerlememiz mümkün olmadığı için yolumuz dolambaç. Yaşamla aramızdaki perdeyi aralayan ve onun manasına ulaşmamızı sağlayan şey ölümdür. Ölüm herkes için mecburidir ama bu manayı hayatın merkezine koyarak yaşamak geliştirilmesi gereken bir beceridir ve ancak gönüllü olarak çıkılabilecek bir yolda olmayı gerektirir. Çünkü bizden hayatı kendini sürekli yenileyen bir buluş halinde yaşamamızı ister. Ölüm yaşamın ilahi mührüdür. Mühür, onaylama ve yetki verme amacıyla kullanıldığı gibi üzerine mühür basılmış bir evrak, mühürlü olmayana göre daha fazla değer taşır. Aynı şekilde ölümün varlığı dünya üzerinde geçirdiğimiz süreyi daha kıymetli kılar ve hayatı yaşama halimize, keşfe dayalı bir lezzet katar. Dikkatimizi yaşama yönlendiren bir dosttur ölüm. Yaşamla ilgili ilham veren, mutlak ve kuşatıcı bir bilinç halidir. Bu bilinç halini kelimelere aktarma gücünü her yerde koruyamamış olabilirim. Sevgili okuyucu, konuyu anlatmaktaki şiddetli yetersizliğimin farkında, konunun zorluğunun bilincindeyim. Kitaptaki eksiklikler için sizlerden ve yaşamdan şimdiden özür diliyorum. Bununla birlikte ölümün bir kapı olduğunu düşünürsek, niyetim sizi o kapının biraz daha yakınına getirerek oradan ölüme beraber bakmak ve belki de bildiğimiz ama unuttuğumuz bilgelikleri birlikte hatırlamak. Umuyorum yaşamın hepimizi besleyen engin ambarından birkaç lokma sunabilirim. Seraycığım çok teşekkür ediyorum. Güzel sesinle eşlik ettiğin için. Çok teşekkür ederim. Böyle ani bir davetle geldim bugün sana da. Evet. Sağ ol, var ol. Çok teşekkürler. Seray'ın sesinin hepinize iyi geldiğinden eminim. Seray platformdaki sevgili gönüllü arkadaşlarımdan da bir tanesi, bu yolda da birlikte yürüyoruz Seray'la. Sağ ol, var ol Seraycığım. Evet, kitabın girişi böyle yapılıyor ve biraz dil ve ölüm ilişkisinden de bahsediyorum aslında kitabın ilerleyen kısımlarında. Ve orada tatlı bir hikayemiz de var. Bir kere bir yazı yazmıştım ben ölümün bir iş fiili olması ile ilgili ve daha sonra uzun uzun sohbet ettiğim çok tatlı bir edebiyat hocası bana bir e-mail gönderdi ve dedi ki, yani dil bilgisi kurallarına göre Berna Hanım, aslında bu bir oluş fiili dedi, iş fiili değildir, yanlış kullanıyorsunuz dedi. Oradan böyle çok tatlı bir sohbet açıldı aramızda. Aslında bu bilerek yaptığım bir şey. Evet, dil bilgisi kurallarına göre oluş fiili değil. Ölüm işi diyemeyiz ama gelin görün ki yaşadığımız bir yüzyılda, değil mi, kulaklarımızda yankılanan kolektif repertuar bize bunun sanki tam tersini söylüyor. Ölüm bir tabu, sakınılan,
hakkında konuşulmak istenmeyen, hatta konuşanların da gayet garip karşılandığı bir konu. Gene çok bu yenilerde olmuş bir anımı sizinle paylaşmak istiyorum. 2 hafta önce annemi bir doktora götürdük kontrolleri için. Annem 88 yaşında ve evet doktor kontrolleri gerekiyor bazen durumundan ötürü. Doktor biraz hafızasını da kontrol etmek istediği için işte kaç çocuğu olduğunu ve çocuklarının hangi işler yaptığını sordu. Biz 3 kız kardeşiz. Annem gayet güzel. İşte 3 çocuğum var. Büyük olanın işi bu. Ortanca olanın işi bu. Sonra da bana döndü baktı ve işte bu da ölümle ilgili bir şeyler yapıyor ama dedi. Bir şeyler yazıyor dedi. Böyle tam da tanımlayamadı ne diyeceğini de. Sevgili doktor onu da şaşırdı. Böyle bir tanımlamayla ama evet genelde zor girilen bu konu. Değil mi ölüm konusu? Ve aynı zamanda medikal dünyada son yüzyıldır yaşanan ilerlemeler bizi daha uzun yaşamanın yanı sıra daha uzun sürelerde ölmeye de mahkum ediyor, değil mi? Ve ölüm zamanımız geldiğinde bile ölmemek için direndiğimiz. Dilin böyle bize işaret ettiği doğallığı itip yerine ölümle savaş, ölümle başa çıkmak, hastalıkla mücadele etmek kelimelerini ödünç aldığımız, sadece ölüm kelimesinden sakınmak adına yerine başka kelimeler ikame ettiğimiz bir haldeyiz. Buradan yanlış anlaşılmak da istemem. Ölüm yerine herhangi bir kelimeyi kullanmak içinizden geliyorsa, tabii ki lütfen, yani herkes içine sinen kelimeyi kullanmak da elbette ki serbest. Ama sadece naçizane önerim, eğer ölüm kelimesinden sakınma haliniz varsa, sadece ölüm kelimesini kullanmaktan kaçındığınız için başka kelimeler kullanıyorsanız, bunun belki farkında olmanız olur. Şu an için yapabileceğimiz bu olabilir. Ve kitap buradan anlatmaya başlıyor işte yani. Ölümün oluş fiilinden çıkıp iş fiili yapıldığı bir çağda yaşamanın sonuçları aslında yaşamaya nasıl başlayabilirim dolambaçlı sorusunu dolambaçlı hale getiriyor. Ve kitap dediğim gibi buradan başlıyor. Kitabın tekrar kitabı elime alıyorum. 40. sayfasında başlarında bahsettiğim bir yazar var. Kitabını okudunuz mu bilmiyorum. Paul Kalanithi'nin Son Nefes Havaya Karışmadan isimli bir kitabı vardır. Paul'la tabii ki ben hiç tanışmadım. Ama Paul'un hikayesi ve kitabı Son Nefes Havaya Karışmadan çok sıklıkla çevreme, arkadaşlarıma, birlikte çalışmalar yaptığım kişilere tavsiye ettiğim bir kitaptır. Ve o kısmını okumak istiyorum çünkü kıymetli bir deneyimi var Paul'ün. Farklısının nasıl yapılabileceği ile ilgili bir örnek sunuyor bize bu. Aklımız erdiği andan itibaren öleceğimizi bildiğimiz bir ömrü yaşıyoruz. Hakkında eğerle başlayan bir cümleyi kuramayacağımız tek konu ölüm. Eğer bir gün ölürsek diyemeyiz hiçbirimiz. Gelin görün ki belirttiğim örneklerde olduğu gibi ölmek üzereyken veya ölümle ilişki kurmaya niyetlenerek içine girdiğimiz alanlarda bile ismini söylemekten kaçınmanın yollarını arıyoruz. Dilimiz steril, dilimiz ölümden arındırılmış, yani kısır. Son Nefes Havaya Karışmadan kitabının yazarı Paul Kalanithi, 36 yaşında yüksek tıp ihtisasını tamamlayıp beyin cerrahi olmak üzereyken yoğun bir sırt ağrısı ve devam eden öksürük sebebiyle tomografi çektirir. Tomografide akciğer ve kemiklerinde tümör olduğu ortaya çıkar ve hastalığıyla 22 ay yaşadıktan sonra ölür. Teşhisin ardından kendisi gibi doktor olan eşine "Senin yeniden evlenmeni istiyorum." der. Eşi Lucy Kalanithi 2017 yılında yaptığı TED Talks'ta bu anı şok edici, yürekleri burkan ve cömert bir yan olarak tanımlar. Çünkü tamamen çok içtendi diye devam eder. İçtenliğin tam da ihtiyaçları olan şey olduğunu, sonradan anladıklarını ve her şeyi söylemeye devam edecekleri konusunda anlaştıklarını söyler.
Paul yaşayacak birkaç ayı ya da yılı kaldığını anladıktan sonra hayatını yaşamayı değer kılan şeyi anlamaya çalışmak ve kendi ölümlülüğüyle yüzleşmek için yazmaya karar verir. Ama bunu yapmak için doktorumun yardımına ihtiyacım var der. Lucy bununla ilgili olarak Paul'ün yaşamın hayatta kalmaktan daha fazlası olduğunu bildiğini söyler. Doktorlar Paul'e önceliklerini, kaygılarını ve nelerden vazgeçmeye hazır olduğunu sorarak yapılacak tedaviyi Paul'ün ihtiyaçlarına göre şekillendirirler. Paul ilk ve son kitabını bu şekilde tamamlayabilir. Henüz yaşarken ölüyorum diyebildiği için. Evet, benim de palyatif bakım deneyimlerim kitapta da sıklıkla ve çoklukla anlatıyorum zaten. Bunun tersi örneklerle dolu. Belki sizlerin de etrafınızda her iki taraftan da örnekler vardır ama palyatif bakım kişinin son zamanlarını aslında ağrı idaresi yaparak daha ağrısız bir yerden geçirmesini sağlamayı hedefleyen yapılar. Ama tabii ki burada da aslında önemli olan şey gene bu kalan son zamanlarınızı nasıl geçirmek istediğinize karar verebilmek için öncelikle ölüme doğru hızla yol aldığınızı kabul etmeniz, değil mi? Yani ölüyorum diyemiyorsanız aslında bununla ilgili herhangi bir plan ve herhangi bir ayarlama yapmanız da çok mümkün değil. Ve Paul bu gerçeğin farkına varıyor aslında. Ve kalan son zamanımı kitap yazarak geçirmek istiyorum diyor. Ve ağrı kesicilerin düzeylerini ona göre ayarlıyorlar. Kafasını çok fazla bulandırmayacak, kitap yazmasına el verebilecek bir ölçüde tutmaya özen gösteriyorlar. Ve böylelikle Paul bu bizlere hediye ettiği kitabı yazabiliyor. Bu sayede yazabiliyor. Ölüyorum diyebildiği için ve son zamanlarını yaşadığını kabul ettiği için yazabiliyor. Bence bu çok güzel bir örnek. Farklısının da mümkün olduğunu gösteren bir örnek bizler açısından. Ve tabii ki bu ve hastanede gördüğüm diğer örneklerde bana hep şunu hatırlatıyor. Nasıl ölmeyi istemiyorum? Bu soruyu hatırlatıyor. Nasıl ölmeyi istiyorum? Tabii ki bunun, değil mi, hepimizin İçimizde cevapları vardı nasıl ölmeyi istediğimizle ilgili. Ama ben de daha böyle örnekler fazlalaştıkça, hastanede daha fazla vakit geçirdikçe nasıl ölmeyi istemiyorum da çok canlı bir yerden yankılanan soru oluyor aynı değerde. Burada bahsettiğim iyi bir ölüm tanımı vermek değil şu an. Veya şunları yaparsanız iyi ölürsünüz, bunları yaparsanız ölümünüz de hiç iyi olmaz gibi bir yerlerden, inanın, o tonda konuşmuyorum. Ama şunu söyleyebiliyorum kendi kendime. Ölümün başıma nasıl, hangi koşullarda ve şartlarda ve kaç yaşında geleceğini bilmiyorum. Nasıl gelirse gelsin, dua ediyorum ve diliyorum ki çok içten bir kalple bunu kabullenebilme, bunun içinde kalabilme, aynı zamanda sürecin içerisinde tercih yapabilme iradesiyle kalabileyim. Tercihten kastım ne? Tabii ki hiç kimseye, hiç kimse, doktorlar da dahil olmak üzere bence nereye kadar ve ne kadar tedavi alacağını söyleyemez veya söyler ama zorlayamaz diyeyim. Bu daha doğru oldu sanıyorum. Önemli olan kişinin önüne sunulan seçenekler arasında gerçekten içine sineni tercih ediyor olması bence. Tercihten kastım bu. Ve bunu da savrulan bir yaprak gibi her söylenenin peşinden giderek yapmaması gerekiyor tabii ki. Benim kendim için dileğim benzer bir durumda ayaklarımı yere basarak mümkün olabildiğince yapabildiğim kadarıyla sakinliğimi koruyarak seçeneklerimi görmek, değerlendirmek ve ne istediğimi neyin bana iyi geleceğini hissettiğimi fark edebilmek. Bu herhangi bir tedaviyi bir ölçüye kadar kabul etmek de olabilir. Hiçbir tedavi almamak da olabilir. İkisinin arasında bir yer de olabilir. Bu tercihi yaparken kalp ve zihin bağlantımı kurabilmek dualarımdan bir tanesi diyeyim, dileklerimden bir tanesi. Bunun dışında kalan her şeyse nasıl ölmek istemediğimi anlatıyor.
benim için. Ve bunun için tefekkür ediyorum. Bunun için alanla bağlantımı koparmamaya çalışıyorum. Ama tabii ki zaman gösterecek, değil mi? Ve buradan da tabii ki konu yavaş yavaş ilerledikçe biraz kendi ölümümü düşündüğüm zaman bende yankılananlar farklı oluyor. Sevdiklerimin ölümünü düşündüğüm zaman farklı oluyor. Ve buradan yapılan başlangıç böyle bu noktalara geldiğimizde bizi şimdi biraz sevdiklerimizin ölümüne doğru götürüyor. Ben kendi adıma kendi ölümümü düşündüğüm zaman çok fazla bir endişe ve korku hissetmiyorum. Sadece zamanlaması ile ilgili. Evet, çocuklarım, evet, biraz küçük, biraz daha büyüseler ne güzel olur gibi bir dilek geçiyor içimden ama bilmiyorum. Ama sevdiklerimin ölümünü düşündüğüm zaman, değil mi? Orada biraz sanki işler farklılaşıyor gibi geliyor bana. Ve kitapta da kitabın 120. sayfalarından itibaren aslında biraz oraya giriş yapıyor kitap. Ama önce şunu sormak isterim. Ben yarım saattir bir şeyler anlatıyorum. Sorusu olan var mı? Paylaşımı olan var mı? Buralarda mı? Hı? Buralara kadar olan yerlerden bir şeyler okumak isteyenler var mı? Nasılsınız? Ne alemdesiniz? Nasıl yankılanıyor size söylediklerim? Ve sizlerden de bir duymak isterim. Var mı söz almak isteyen? Yok galiba, böyle bakıyorum. Serracı men sallıyor. Merhaba canım. Selamlar. İlk gün merhaba. Sağ ol. Peki, o zaman ben biraz daha devam edeyim ama dediğim gibi lütfen Zeynep yakaladım Feryna'cığım. kim, pardon canım? Zeynep, Zeynep. Ha, Zeynep. Tamam, Zeynep. Hı. Açıklarım Görmedim Zeynep'i. Sağ ol söylediğin için. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Ha, süper. Ben şeyi merak ettim. Bugüne Hı. kadar yaptığınız teşekkürlerden nasıl ölmek istememin cevabını duymak istedim sizden. Çok teşekkürler. Sağ ol Zeynep. Nasıl ölmek istemediğimle ilgili geldiğim yer şu oluyor Zeynep. Kabullenme içinde olabilmeyi diliyorum Zeynep. Bu da sanıyorum şununla ilgili, ölümün nasıl geleceğini, ne zaman geleceğini, hangi koşullarda geleceğini bilmiyorum ya, bilmiyoruz yani, hiçbirimiz bilmiyoruz. Böyle çok romantik bir planda arkada tabii ki benim de nasıl ölmek istediğimle ilgili dilediğim şeyler var, işte ev yatağımda, sevdiklerim etrafımdayken gibi. Ama bu şekilde gelmeyebiliyor, gelmeyebileceğini her gün deneyimliyorum. Ve eğer arzu ettiğim şekilde gelmezse, mesela uzun bir tedavi gerektiren bir süreçle gelirse, bir hastalıkla gelirse, buralarda ne olursa olsun kabullenmeyle ve bu kabullenmenin getirdiği bir dinginlikle aslında seçeneklerime bakabilir miyim? Seçeneklerimin neler olacağını panik içerisinde değil de mümkün olduğunca bir dinginlikle değerlendirebilir miyim gibi bir yer aslında benim iyi ölme tanımım artık. Biraz buralara geldim. Bilmiyorum, belki bu da değişecek tabii ki zaman içerisinde. Ve bunun dışında kalan her şey nasıl ölmek istemediğim. Şimdi hastanede pek çok gördüğüm örnekte insanlar hayatları boyunca ölümü bir tabu olarak gördüklerini, ölüm konusuna hiç yaklaşmadıklarını, hiç düşünmediklerini ve ailelerindeki her ölümün de sıralı ölüm olduğunu, hani sıralı diye nitelendirdiğimiz ölüm olduğunu, yani aile içerisinde de onları düşünmek zorunda bırakan bir olay yaşamadıklarını belirtiyorlar bazen. Ve ölüm beklemedikleri bir şekilde, beklemedikleri bir hastalıkla ve istemedikleri bir anda kapılarını çaldığı zaman, işte o zaman kendilerini belki o bilinmeyen dünyanın içerisinde, Tiziano Terzani öyle adlandırır onu kendi kitabında, Atlı Karınca'da Bir Tur Daha da,
Balta girmemiş bir ormana fırlatılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi der bilmediğiniz. İşte orada da o bilinmezliğin içerisinde de ayaklarımı yere basabiliyor muyum sorusu. Ya da bir panik içerisinde o doktordan bu doktora işte koşturmak, o koşturmacalar sonucunda durup kendime sormadan benim neye ihtiyacım var, ne istiyorumu sormadan hareket ediyor olmak benim istemediğim bir ölüm. Ve kişiler de işte hastanede gördüğüm kişiler de bundan zaten buna benzer senaryolar çiziyorlar. Hep çocuklarım verdi mesela diyor kararı benim hangi tedaviyi seçmem gerektiğini. Ben karar vermedim diyor mesela. Çocuklarım benim adıma karar verdiler. Ben onların kararlarını takip ettim diyor. Veya sadece de doktor ne isterse onu yaptım. Burada bence sağlık personellerinin üzerine de bu fazla büyük oluyor. Çünkü aynı zamanda düşünmeye teşvik eden sağlık personelleri de var, doktorlar da var, seçenek sunan, sonuçlarını mümkün olduğunca söylemeye çalışan ve seçim yapma tercihinin olabileceğini hatırlatan. Bir gün bunlarla karşılaştığımda diliyorum ki dinginlik içerisinde kalıp benim kendi ihtiyacım ne? Evet, çocuklarım belki benim tedaviyi 10 ölçeğinde almamı istiyor ama belki ben 2 ölçekte alıp sonrasını bırakmak istiyor olabilirim. Değil mi? Belki. İşte buralarda o belkilere kapı açıyor olmak istiyorum. Bunların da mümkün olduğunu hatırlatıyorum kendime. Hatırlatmama hali benim için olmak istemediğim bir hal diyebilirim. Zeynep bilmiyorum iyi açıklayabildim mi? Karışık mı açıkladım ama. Nasıl geldi cevabım sana? Sesini açamadığından mı Zeynep cevap veremiyor bilmiyorum ama. Belki. Evet, açamıyorum Hı. herhalde. Hostun izin Ha. vermesini bekledim. Tamam. Çok sağ ol, çok sağ ol. Çok iyi Çok geldi. teşekkürler. Teşekkür ederim Çok sana. sağ ol. Hı. Tabii buraya gelişim çok büyük bir hazırlık olduğunu tahmin ediyorum. Bu festival boyunca da buna dair şeyler duyacağımızı sanıyorum. O Evet. zihin halini geliştirmek, o zaman Evet. önceden yapılan hazırlıkların bir eseri olsa gerek. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Sen de çok teşekkür. Sana da çok teşekkür ederim. Başka sorusu olan elini kaldırdığını görmediğim var mı? Teknikoslar herhalde yok diye düşünüyorum. Göremiyorum çünkü Şu burada. an Ve hayır. efendim? Şu an kimse yok Berin. Tamam, sağ ol Nermin. Çok sağ ol. Evet, kitap buradan da yavaş yavaş hani sevdiklerimizin ölüme yaklaştığı zamanlara ilerliyor. Burası da tabii çok hassas bir alan ve zor bir alan. Çok zor bir alan. Birkaç sebepten dolayı zor bir alan. Tabii ki bir tanesi o kişiyle aramızdaki ilişkinin dinamiklerinden dolayı zor bir alan. O kişinin karşımızdaki sevdiğimiz kişinin değişik ruh halinden dolayı zor bir alan. Bizim kaynaklarımızı zorlaması açısından, maddi, manevi, fiziksel kaynaklarımızı zorlaması açısından zor bir alan. Ve orada işte bu bahsettiğim dinginliklerle durabiliyor olmak kolay bir yer değil. Yanlış anlaşılmasın söylediğim. Özellikle içinizde şu an bu süreçten geçen varsa hepinizi çok saygıyla ve sevgiyle selamlarım. Bakım verme konumunda olanlarınız varsa. Kalbinize güç ve sabır diliyorum. Bununla ilgili bir hastanın hikayesiyle başlamıştım ben. Şöyleydi. Hastanın ismini değiştirerek yazdım Ali diye ama 3 yıl önce onu kısmen felç eden bir beyin kanaması geçirmiş. Arkasından bir sene sonra da kendisine kanser teşhisi konmuştu. Sağlık durumu onu sadece fiziksel olarak etkilemekle kalmamış. Kişiliğini ve davranışlarını da değiştirerek ailesinin bile tanıyamadığı başka bir insan haline dönüştürmüştü. Bazı günler sessiz bir şekilde yatağında otururken, diğer günler sabırsız, kaprisli ve bitmek bilmeyen taleplerle karşılarına çıkabiliyor veya en ufak şeyden rahatsız olarak öfke patlamaları yaşıyordu. Son 2 seneyi bu şekilde geçiren aile, yorgun,
kızgın, ümitsiz ve cesaretleri kırılmış bir haldeydi. Ali'nin fiziksel bakımını üstlenerek aynı zamanda yeni Ali'yi anlamaya ve sevmekten vazgeçmemeye çalışarak 2 yıl geçirmişlerdi. Ölüme yakın zamanların hayalimizdeki romantik senaryosunu eğer öyleyse diye parantezde de belirttim. Bir süreliğine kenara bırakabilmemiz için bu örnekle başlamak istedim demiştim. Evet, bilmiyorum içinizde burasını tanıdık geldiği yerler var mı? Hakikaten burası çok kolay kalınabilen bir yer değil. Çünkü dediğimiz gibi karşımızdaki kişi, karşımızdaki sevdiğimiz belki 40-50 senelik anne babamız olsa bile bu süreçler içerisinde tanımadığımız pek çok özellikleri ortaya çıkıyor. Ve hala onu eskisi gibi sevmeye devam ederken bir taraftan da bakım vermeye çalışıyoruz ve bir taraftan onlar ölüme yaklaşırken biz de onlarla beraber aslında hayatın geçiciliğini, bizim de ölümlü insan olduğumuzu farklı bir katmandan idrak etmeye başlıyoruz. Ve bence burası çok önemli. Aynı şeyi yaz süreci içerisinde söylüyorum. Yaz sürecinde de genelde ölümle gelen yaslarda o kişinin kaybından konuşulur ama aslında o kaybın bizi böyle başımıza döndüremeyeceğimiz şekilde hayatın sonlu gerçeğiyle karşılaştırmasının üzerimizde yarattığı etki çok konuşulmaz, değil mi? Aslında halbuki oradaki o geçiciliği bu kadar derinden idrak ediyor olmak bize de başka bir şey yapar. Günlük hayatımızda çünkü ölümü düşünmeme lüksüne sahibiz. Öyle bir konu bu. Kafamızı çevirebiliriz yakın çevremizden biri ölmediği sürece veya bir hastalık teşhisi alınmadığı sürece. Ama sevdiğimizin ölüme yaklaşması veya sevdiğimizin ölümü bizi bir anda bu gerçekle, hayatın gerçeğiyle karşı karşıya bırakıyor ve bu bizde de bir başkalaşma, bir dönüşüme sebep oluyor. Ve tabii ki burada önemli olan sanıyorum bir genel çerçeveyi çiziyor olmak. Sevdiğimize nasıl yaklaşırız ölüme yakınken, neler söyleriz? Bununla ilgili özellikle bir de İngilizce kaynak tarayabilme haliniz varsa çok fazla kaynak var internette. Türkçe olarak da artık kaynaklar artıyor. Ama sanıyorum önemli olan şey öncelikle bu meli malı kalıplarının biraz dışına çıkıyor olmak, değil mi? Yani çünkü o meli malılar var. O meli malılar her yerde bulunabilir. Ama o meli malının ötesinde benim başka türlü pusulalarım olabilir mi bana dış çerçeveyi belirleyecek? Çünkü o dış çerçeveyi belirleyecek bir pusula tutuyor olursam içerideki spesifik olaylar, spesifik örnekler zaten kendiliğinden olması gerektiği gibi cevaplarla akabiliyor. O zaman cevapları zaten kendi kendimize bulabiliyoruz. Ve bu geniş pusulaya, esas ana pusulaya baktığımda da pusulamız aslında ölüme yakın kişinin o andaki ihtiyacı. Ve önemli olan o kişinin kendisi ne zaman ihtiyaç hissederse o zaman yanında olacağımızı bilmesi. Ve gene kitapla ilgili şöyle bir şey yazmıştım. Burayı da okumak isterim. Stephen Jenkins'ını bilir misiniz bilmiyorum. Biz platform olarak çok takip ettiğimiz, çalışmalarından çok alıntı yaptığımız, benim kişisel olarak bu yoldaki yolumu çok aydınlatan bir hocadır Jenkins'ın. Ve Ebedi Umut Masalı'ndan bahseder kendi kitabı Bilge Öl'de. Bu ne olursa olsun, hani artık hastanız ölüyor dendiğinde bile hasta yakınlarının bunu duymamasıyla ve duymak istememesiyle ilgili bir masaldır, Ebedi Umut Masalı. Ve sanıyorum ölüme yaklaştığı zaman bir sevdiğimiz tüm merak ettiğimiz konular şu tek sorunun çatısı altında toplanabilir diye düşünüyorum. Ölümün yaşamın bir parçası ve her şeyin geçici olduğu gerçeğini kalbime yakın tutarak ki bu çoğunlukla ebedi umut masalı etrafında oyalanmayı bırakmamız anlamına gelir. O kişinin deneyimlerini yargılamadan ve kendi görüşlerimi ona empoze etmeden hastamla insancıl bir yerden nasıl
bağlantı kurabilirim. Ve Jenkins'in burada da İngilizce'de human ve humane kelimeleri arasındaki farktan bahseder. Aynı fark Türkçe'de de mevcut. İnsan ve insancıl kelimeleri aslında aynı anlamı taşımıyorlar. İnsancıl kelimesi bir gereklilikten doğmuştur. Çünkü insancıl olmak için insan olmak yetmez. İnsan olarak yemek, içmek, barınmak gibi ihtiyaçlarımız varken, insana özgü olanı veya insanlığa yakışır olanı tanımlarken işin içine başka kavramlar girer. Dinlenilmek, görülmek, neşenli olduğu kadar kederini de kabul edilmek, hayatın zorlayıcı dönemeçlerinde destek bulmak gibi. İşte bu nedenle sorunun ve cevabın en önemli parçalarından biri bu kelimelerin etrafında şekillenir. Yani hastamla insancıl bir yerden bağlantı nasıl kurabilirim? Ve aynı zamanda bu insancıl bağlantıyı kurarken de neye tutunduğumu farkındalığını da canlı kılabilir miyim? Ebedi umut masalında mıyım? Yoksa hayatın gerçeğine karşı bir kabullenme içerisinde olabiliyorum, olabiliyor muyum? Ve burası evet çok kolay bir yer değil. Ve kitabın sanıyorum yavaş yavaş böyle evet son zamanların yol haritası kısmında ilerlemeye başladığımız zaman da beş sayfalık bir prensipten bahsettiğim bir kısmına geliyorum. Dediğim gibi bunlar pusulalar bu yolda ilerlerken. Benim hem hastanede, hasta yakınlarıyla iletişimde, hem kendi etrafımda ölüme yaklaşan tanıdıklarımla ilerlediğimde aslında belirli hatırlatıcılarım var. Bunları hatırlatıcılarım diyorum. Bu hatırlatıcılarım şunlar, onlardan bahsetmek isterim. Ve bu hatırlatıcıların sizlerin de yolculuğunuzda elinizden tutmasını dilerim mümkün olduğunca. İlk hatırlatıcı şu. Herkes gibi ölüme yakın kişilerin de korku dolu, rahatsız, öfkeli, kederli, pişman veya asık suratlı olmaya hakları var. Ben bir tamirci değilim. Benim temel görevim onları iyileştirmek veya neşelendirmek değil. Asıl sorumluluğum ölen kişiye onu yargılamadan kendi olma hakkını vermek. O kişinin insanlığını görerek olana veya olmak üzere olana yer açmak. Onun söyledikleriyle onu bir düzeltme ve değiştirme çabasına girmeden kalabilmek, susarak dinleyebilmek. Bunun açılımlarını düşündüğünüz zaman bilmiyorum şimdi duyduğunuzda sizde ne yankılanıyor ama gene bana hastane deneyimlerim sıklıkla şunu düşündürüyor. Hasta olmaya veya ölüme yakın kişinin bulunduğu ruh halinin içinde kalabilmesine ne kadar izin verebiliyoruz? Evet, ölüme yaklaşan bir kişi olmayı hayal edebiliyor musunuz? Nasıl bir değişimlerden geçebileceğinizi, size neler düşündürtebileceğini ve bunun etkilerini. Evet, o insanlar buralardan geçiyor olabilirler ve bunun sonucunda da aslında evet korkuyor olabilirler, suratları asık olabilir, öfkeli olabilirler. Bununla bağlantılı olarak şunu söylemek o hastalara inanın hiç iyi gelmiyor. Yani neşeli olmalısın, bunu yenebilirsin, bunu geçebilirsin. Çünkü içsel olarak insanlar aslında bazen bunun son durak olduğunu, son zamanlarında olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla onlara hasta olma veya ölüme yakın bir noktada olduklarını hissetme hakkını vermemek maalesef bazen daha çok bizlerle ilgili bir konu olabiliyor. Çünkü orası durulması kolay bir yer değil. Ve işte acıyla kalabilme kapasitemizle ilgili olarak da ikinci hatırlatıcı, ikinci pusula aslında geliyor. Orada da şunu nacizane söylüyorum. Eşlikçiler olarak bizi şekillendiren ve tanımlayan içsel kalıpların farkında olmak ve kendi duygu durumumuzun ölüme yakın kişi üzerindeki etkisini ölçebilmek,
Onlarla ilgilenecek zihinsel ve ruhsal güce sahip olup olmadığımız zamanları belirlemek. Özetle bir eşlikçi olarak içi boş bir kap olmadığımı, kişisel tecrübelerim ve karakterimin bazı özelliklerinden dolayı zorlanabileceğimi bilmem elzemdir diyorum. Çünkü hastanın yakınındayken gerek sevdiğimiz bir kişi olmasından, gerekse benim bazı kalıplarımdan dolayı, inanç kalıplarımdan, düşünce kalıplarımdan dolayı aslında orada tetiklediğim alanlar yaratabiliyorum. Mesela ben hastanedeyken birkaç tip hastanın yanına girerken zorlanacağımı biliyorum. Çünkü benim hayatımla ilgili bana dokunan yerleri var o hastaların mesela. Biliyorum ki o hastanın yanına girdiğimde bugün zorlanabilirim ve içsel olarak o halime bakıyorum. Bugün bu zorlanmayı kaldırabilecek durumda mıyım, değil miyim? Bunun farkındalığıyla girmek zaten olayı bir aslında bir parça rahatlama ve kolaylık getirebiliyor. Ama şunu bilmemiz lazım ki hepimiz insanız. Hepimizin geçmişten getirdiğimiz yaralarımız veya hassas olduğumuz konular var. O yüzden bir hastaya eşlikçilik ederken buraları sık sık gündeme gelecek. İçimizde taşıdıklarımız orada alanda ortaya çıkacak ve kendimden de bunun aksini bekliyor olmak aslında çok da gerçekçi bir yer olmuyor. Bu arada galiba Seray el kaldırdı diye bir not geldi. Görmedim ama Seraycığım hala canlı mı içinde soru veya paylaşmak istediğin konu? Çok bağlantılı olduğunu hissettiğim için sayfa 136'da ve 137'de alan tutmakla ilgili bir kısım var. Belki adamı bilmiyorum, onu anmak da güzel olabilir. Sevgili Berna Efeoğlu Yılmaz'ın Türkçe'ye host space'i alan tutma olarak çevirdiği bilgisiyle birlikte. Ben bunu senden öğrenmiştim kitapta. Ve çok kısacık orayı okumak istedim. Lütfen. Başkaları için alan tutmak ne anlama gelir? Her nasıl bir yolculuktalarsa, onları yargılamadan, yetersiz hissettirmeden, düzeltmeye çalışmadan, sonucu etkilemeye çalışmadan, yanlarında yürümeye gönüllü olmaktır alan tutmak. Başkaları için alan tuttuğumuzda kalbimizi açarız, koşulsuz destek sunarız, yargı ve kontrolü bir kenara bırakırız. Evet. Bir de 137. sayfada da alan tutmakla ilgili önceki kısımda bahsettiğin 5 hatırlatıcılı yol haritası ve 4 niyetli çember adabından bahsetmişsin. Bunu hatırlatmak istedim çünkü birçok çembere katılma şansım oldu ama çember adabı kavramını ve oradaki maddeleri de ben ilk sevgili Filiz'den duymuştum. O yüzden bunu çok bağlantılı olduğunu hissettiğim için eklemek istedim. Çok sağ ol, Emeklerini çok tamamladığın için. sağ ol. Sağ ol Seracığım. Evet, yani bu alan öyle bir alan ki benim de deneyimlerimden. Melih Malıların ötesine geçmemiz gereken bir yer sanki gibi geliyor bana. Geçebileceğimiz bir yermiş gibi geliyor bana. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğine ben şu an inanamayan bir yerden bakıyorum saatime. Ve sadece 5 dakika kaldığını görünce büyük bir şaşkını yaşadığımı söylemek istiyorum. Zaman her zaman çok hızlı aktı. Kitapla ilgili sohbet ediyor olmak, kitabı okuyor olmak benim için inanın her seferinde yeniden açmış ve yeniden okumuş gibi oluyorum. Bazı yerlerini nasıl yazdığımı hatırlamıyorum. Onun itirafını da yapayım yani böyle açıyorum ve sanki ilk defa okumuş gibi oluyorum. Defalarca okumuş olmama rağmen kendi kitabımı yani hem yazma hem düzeltme aşamalarında. Ama sanıyorum bu bir arada bir araya gelmek ve paylaşıyor olmanın getirdiği ayrı bir hissiyat da var burada. Başka bir alana taşıyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum hepinize. Bunu söylemek isterim. Ben hepinize katılımınız için, varlığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler.